İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Simon Daronyan, köklerimizi aramalıyız, daha ne kadar dağınık ve vatansız kalabiliriz? Batı Ermenistan'ı tanıyalım. DAIK, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Berzor Koridorundaki hareket eski haline getirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Berzor koridoru boyunca serbest dolaşımın tam olarak yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Arevagal Bayramı ve Mihrin doğum günü kutlu olsun. Bugün Asala kurucusu Gürgen Yanıkyan'ın doğum günü. Vortan kırmızısı, Ermeni platosunun meşhur boyası. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından düzenlenen ve Batı Ermenistan Televizyonu Vestan Armenia TV'de yayınlanan Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansta Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Simon Daronyan konuşmasında özellikle şunları söyledi. Dini ve parti mensubiyetine bakılmaksızın hepimiz Ermeniyiz. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sadece 1915'ten değil, vatanımıza el konulduğu ve asimilasyon sürecinin başladığı andan itibaren başlamıştır. Biz Ermeniler güçlükle birleşip yumruk oluyoruz. Herkes bizi seviyor. Çünkü biz sürekli tırnak içerisinde hediyeler veriyoruz ama kimse bize hediye vermiyor. Dine veya başka bir şeye bağlı olarak kim Ermeni olmaya karar verir? Onlar sadece propaganda amaçlıdır. Köklerimizi aramalıyız. Daha ne kadar dağınık ve vatansız kalabiliriz? Vatanımızda milyon yıl boyunca yerli halkız ama yine de vatanımızdan ayrılarak yabancı ülkeleri arıyoruz. DAIK, Büyük Ayk'ın 14. eyaletiydi. DAIK adı eskidir ve etnik bir kökene sahiptir. Milattan önce 4. ve 3. bin yılların sınırında DAIK topraklarımızda yaşayan atalarımız vatanlarına DIHAYK yani Büyük Ayk adını vermişlerdir. Daha sonra DIHAYK adı değiştirilerek DAIK olmuştur. DAIK ile ilgili ilk bilgileri Xenofon bildirdi. 1. Ardaşes döneminde DAIK, Büyük Ayk Ermenistan'ının Ermeni Krallığı'na katıldı. DAIK, Büyük Ayk'a katıldıktan sonra Arap egemenliği dönemine kadar onun içinde kaldı. 5. 8. yüzyılda DAIK'ın Mamikonyan Hanedanı hüküm sürdü. Mamikonyanlar 8. yüzyılın sonundan itibaren siyasi güçlerini kaybedince DAIK mülklerini Bagratuni Hanedanı'na geçti. DAIK her zaman Ermeni Devleti'nin yaşam bölgelerinden biri olmuştur. Asur ve Urartu yazıtlarında Daya-eni ve Dia-u-hi isimleriyle anılmaktadır. DAIK oldukça dağlık ve ormanlık bir bölgedir. Çoruh Nehri'nin orta havzasında ve onun sağ kolları boyunca yayılıdır. 1590 tarihli Türk-İran Antlaşması'yla DAIK Osmanlı İmparatorluğu'na geçti. 17. ve 18. yüzyıllarda DAIK'ın Ermeni Kalkedon nüfusu zorla İslam'a dönüştürülürken 17. yüzyıl yazarı Hagop Garnetsi'nin tanıklık ettiği gibi ülkenin havarisel Ermenileri Hristiyan inancını korumayı başardılar. 1918-1920'de DAIK'ın bir kısmı Doğu Ermenistan'a geçti. Ancak bu bölgelerin Türkiye tarafından işgal edilmesinden sonra yerli Ermeniler Türk katliamına ve şiddetine maruz kaldı. Hayatta kalanlar Güney Kafkasya'ya göç etti. Artsakh'taki insani durumun kötüleşmesini önlemek için Berzor koridoru boyunca ulaşım derhal eski haline getirilmelidir. Öyle bir açıklamanın Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović tarafından yapıldığını Avrupa Birliği internet sitesinden öğreniyoruz. Mijatović, Berzor koridorundan geçen yolun kapatılmasının ardından Artsakh çevresindeki durumu yakından takip ettiğini belirtiyor. Ona göre mevcut durum, Artsakh'ta yaşayanlar da dahil olmak üzere tüm halklar için insani yardımın ve uluslararası insan hakları misyonlarının tüm bölgelere ücretsiz ve engelsiz erişiminin sağlanmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Mijatović, insan hakları komiseri olarak Artsakh'ta insan haklarıyla ilgili durumu yakından izlemeye devam edeceğini ve zorlukların üstesinden gelmek için atılacak adımlara katılmaya hazır olduğunu söyleyerek konuşmasını özetledi. Amerika Birleşik Devletleri Berzor koridoru boyunca
ulaşım kısıtlamalarından endişe duyuyor ve ulaşımın tamamen yeniden sağlanması çağrısında bulunuyor. Armen Press'in aktardığı habere göre Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İş İlişkiler Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile 22 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmelerinin sonuçlarına göre bununla ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda şöyle deniyor. Telefon görüşmelerinde 27 Eylül'de Washington'da yaptıkları ortak toplantının ardından Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği barış görüşmelerinde gelinen noktayı özetlediler. Hepsi müzakere sürecine olan bağlılıklarını teyit ettiler. Bay Sullivan şu anda Berzor Koridoru'nun hareketine getirilen kısıtlamalardan ve bu durumdan kaynaklanan giderek artan ciddi insani sonuçlardan endişe duymaya devam ettiğimizi belirtti ve koridorda serbest dolaşımın tam olarak yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Haygazyanları tebrik ediyorum. Herkese mutluluk diliyorum. Arevagal bayramı kutlu olsun. Kutsal Mihrin doğum günü kutlu olsun. Sağlık ve Arev Şatutyun, güneş bolluğu diliyorum. Mihr takvimine göre bugün yılın en uzun gecesi olan Arats ayının ekinoksu 21 Aralık günüdür ve bundan sonraki gün Arek Mihr'in doğum günü olan Mehekan ayının 22 Aralık güneş günü kabul edilir. Kesin astrolojik hesaplamalara dayanan Mihr tapınak kaydına göre bu Mihr'in doğumunun açıklanmasıdır. Ve Ermeni kutsal geleneksel kayıtlarına göre Mihr Barepar'ın doğumu 12 Aralık'ta Mehekan ayının Mihr gününde 23'ünde kutlanır. Mihr'in doğumu Arevagal olarak adlandırılır ve ana bayramlardan biri olarak kabul edilir. O tarihten itibaren Arek ayının yeni yıl Paskalya bayramı olan 21 Mart gün dönümüne kadar günün uzunluğu artmaya başlar. Arevagal ayrıca o yıl içinde doğan çocukların kutsandığı bayramı olarak kabul edilir. O yıl doğan çocuklar kutsanır, kafalarına kuru yemiş ve kuru üzüm dökülür ve yılın en uzun gecesinde güneş Mihr'in doğduğu gün doğumuna kadar eğleniliyor. O günden itibaren tapınağın rahmindeki tohumlar çimlenmeye başlayacak ve yeni yıl Paskalya'da o filizler yerden çıkacak. Tüm Haygazun Aravortilerin Barepar Mihr'in doğum gününü şimdiden tebrik ediyorum. Mihr'in hayat veren ışığı hepinizin yüreğinde ve soyunda parlak kalmasını dilerim. Kurum Harut Arakelyan. 1 Mart 1984'te New York Times, "Tutuklu Ermeni öldü" başlıklı kısa bir haberle şunu bildirdi. Ermeni yazar ve mühendis, 1973'te Kaliforniya'da iki Türk konsolosunu öldüren Gurgen Mıgırdıç Yanıkyan, pazartesi günü cezaevinde eceliyle öldü. Gurgen Yanıkyan, 24 Aralık 1895 Karin, Batı Ermenistan, ölüm tarihi 27 Mart 1984 Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri. Ermeni yazar ve mühendis, modern Ermeni kurtuluş mücadelesinin kahramanı, Ermenilere yapılan soykırım Armenosid'in tanığı, Moskova Üniversitesi'nde okudu, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti ve burada İngilizce yazan bir yazar olarak tanındı ve Mark Twain ödülünü aldı. 77 yaşında Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid için adalet talep ederek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk konsolosunu ve konsolos yardımcısını öldürdü. Mahkemede Türk inkarcılığına karşı konuştu ve Batı Ermenistan'ın kurtuluşu fikrini savundu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Uzun bir hastalıktan sonra 27 Mart 1984'te öldü. 2019 yılının 5 Mayıs tarihinde Yerevan'daki Yerebulur Panteonu'nda yeniden defnedildi. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu Asala'nın ruhani kurucularından biridir. Yerevan'daki Madena Tarağı'nda bulunan ve el yazması kitapların sayfalarına bakanlar şüphesiz minyatürlerin güzelliğine hayran kalmışlardır. Bu eşsiz sanat eserlere Vortan Garmir adlı kırmızı boya özgünlük veriyor. Vortan Garmir boyanın olgusu hiç eskimemesi ve güzelliğini hiç kaybetmemesidir. Bir zamanlar Ermenistan'ın markası haline gelen Vortan Garmir kırmızı maalesef şimdi yok olma tehdidi altında. Bildiğimiz gibi boya 12 milimetreye kadar olan böcekten elde ediliyor. Bu böceklerin dünyada sadece Ermenistan, Meksika ve
Polonya ürünü olmak üzere 3 türü vardır. Polonya böcek türü Batı ve Doğu Avrupa'da yaygındır. Ermenistan'ın kırmızı kitabında kayıtlı Vortan Garmir veya birçok kişinin dediği gibi Ararat Vortan kırmızısı, Ararat Vadisi topraklarında üreyen küçük bir böcektir. Bu bölge için endemik bir tür olarak kabul edilir. Bu 12 milimetrelik böcekler eski zamanlardan beri pek çok kişinin bilmediği Ermenistan'a büyük bir ün kazandırdı. Çoğu zaman uzak ülkelerde Ermeni dünyası yerine Vortan Garmir ülkesi tabirini kullanırlardı. Boya, minyatür, duvar resmi ve halı yapımında kullanılmıştır. Şimdi bile Ermeni kiliselerinin frekslerinde kullanılan kırmızının solmayan izlerini görebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Margarit Şahinyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Barake Bazet Grunk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.